Gökkuşağının sonundaki kasaba Bir zamanlar gökkuşağının sonunda renkli bir kasaba vardı. Bu kasaba her rengin bir arada huzur içinde yaşadığı bir yerdi. Kırmızı evler, mavi sokaklar ve yeşil parklar kasabanın her köşesini süslüyordu. Kasabanın en ilginç özelliği, her sene bir çocuğun renk yaratıcısı olarak seçilmesiydi. Bu çocuk, gökkuşağındaki tüm renkleri temsil eden sihirli bir boyayla doğmuştu. Renk yaratıcısı, kasabada yaşayan, herkesin hayatına renk katan özel bir varlıktı. Bir gün kasabanın en sakin çocuğu olan Mia, renk yaratıcısı olarak seçildi. Mia, renkleri sevgiyle ve özenle kullanmayı bilen bir çocuktu. Bir sabah kasabanın meydanına giderek büyük bir boya paleti ve sihirli boyasıyla birlikte geldi. Mia, her rengin özel bir anlam taşıdığını ve bir araya geldiğinde harika bir uyum yarattığını söyledi. Kırmızı cesaretin simgesiydi. Mavi sakinliği temsil ediyordu. Yeşil umudu getiriyordu. Sarı neşeyle dolu anları simgeliyordu. Mia kasabalılara renkleri sevmeyi ve birbirlerine saygı göstermeyi öğretti. Herkes kendi özel rengini keşfetmeye ve başkalarının rengine değer vermeye başladı. Gün geçtikçe kasaba daha da renkli ve neşeli bir yer haline geldi. İnsanlar Mia'nın öğrettikleriyle birbirlerine daha çok bağlandılar. Gökyüzünden yağan bir damla yağmurun ardından oluşan gökkuşağını izlemek, kasaba sakinlerinin birbirleriyle paylaştığı mutluluktu. Ve böylece gökkuşağının sonundaki kasaba, renkleriyle değil, birbirlerine duydukları sevgi ve saygıyla aydınlanmış bir yer haline geldi. Mia'nın sihirli boyası kasaba halkının kalplerine dokunarak onları daha güçlü kılmıştı. Masal burada bitiyor ancak gökkuşağı, inin sonundaki kasaba hala renkli ve sevgi dolu bir yer olarak varlığını sürdürüyor.